Evet. Bir paranormal rastgele açtım. Paranormal hikayeleri anlatan bir izleyicimiz. Kim bu acaba? Epilepsi rahatsız olanlar için arkadaşlar dikkat edin. Bu olay Ankara Çubuk Ahırköy Mahallesi. Ankara Çubuk ha. Gerçekleşiyor. Köyün orada ağaç var. Diğer ağaçlardan çok daha farklı gözüken, dalları biraz yıpranmış bir ağaç. Arkadaş burada mı? Kendi kendine ortam falan kurmuş ya bir de. Arkadaş burada değil herhalde. Devam ediyorum. Niki var mı? Yok, bakmadık. Ve köydeki hiçbir halk oraya müdahalede bulunamıyor. Aa, bab annesinden falan anlatıyor. Dur. Ankara Çubuk Ahırköy Mahallesi'nde gerçekleşiyor. Köyün orada ağaç var. Diğer ağaçlardan çok daha farklı gözüken, dalları biraz yıpranmış bir ağaç. Ve köydeki hiçbir halk oraya müdahalede bulunamıyor. Çünkü müdahalede bulunduğun anda orada bulunan yatır ya da türbe eskilerin deyimiyle dedeler. Onlar insanları rahatsız ediyormuş. Hiçbir dal ya da kozalak oradan alınamıyor. Alınamıyor. Sadece köyün imamı köyün camisinde yakılmak üzere kullanıyor bu. Allah Allah. Sadece imam oradan alabiliyormuş. Oğlum bir şey mi hareket etti lan oradan? Diyelim başka insan aldığında ve bu benim kayınbabamın başına gerçekleşmiş. İnekleri kovalamak için uzun bir dal almış. Dalı aldığı andan itibaren arkadan hızlı hızlı gelen ayak sesleri. Arkasına dönüp baktığında hiçbir suret görmüyor. Ve korkarak aklına geliyor ki ha ben buradan dal aldım diyerek elindeki dalı fırlatıyor ve o anda ses kesiliyor. Evet. Ha sen, ooo helal olsun. Sen bir de gidip ağacı çektin ha. Videoyu çekerken İstanbul'daydım, editlemeyi erteledim çünkü Ankara'ya gitmeyi bekledim. Helal olsun. Atan kişinin şeyini biliyorum. İsmini falan biliyorum ama Nicky falan burada mıdır değil midir orasını artık bilmiyoruz. Şu ağaç mı? Annem hep anlatıyordu buradan kozalak almayın diye. Doğru mu? Öyle bir şey gerçek mi? Gerçek tabi diyor babaannesi. Niye mezar üstüne yapmış bu ağaç? Buranın hikayesi ne? Güzellik var burada. Güzellik var burada. Allah Allah! Şimdi dal alırsan burada biri seni takip mi ediyor yoksa rüyana mı gidiyor? Çıkıyor. Ama kötü bir şey getiriyor başına. Ama ölmüş insan olmuyor mu? Ruhu öyle seni rahatsız eder mi? Eder. Babaanneye bak. Dedem oğlan işte burada. Allah Allah. O babaanne size anlattı işte. Önceki anlattıkları hikaye. Dede öyle çıkmış burada. Bir adam mı? Görmüş. Nereden anlamış? Normal insan değil mi? Şeytan işte. Allah Allah. Yüzü falan farklı o zaman. Tabii. Oku diyorlarmış. Olmuş, öğrenmiş, kaybolmuş. Ya. Çocuklar mesela günahsız oluyor ya. Buradan bir şey alsa yine rahatsız ederler mi dedeler? Eder, eder. Bu küçük olanı. Niye diğerlerinden farklı gözüküyor? Şu an yıldırım çarptı bir tane. Şu an da çarptı. Tövbe estağfurullah. Bir de fotoğraflar falan eklemiş ya. Biz çöp olmadığı için evin küllerini, çöplerini balkon kısmında ağla doğru atıyorduk. Ha, çöplerde birikiyorlar ha. Deden de ineklere bakmak için ağıla doğru giderken o çöp dökülen yere basmış. Eskiden derler ki çöpün döküldüğü yere basmayın. Hele ki akşam vaktinde, akşam ezanından sonra insanlar eve, cinler dışarıya çıkarmış. O anda dedene değişik bir haller olmaya başlamış. Eve çıktığında kayınvalideme değişik değişik konuşmaya başlamış. Belediye kesse kime musallat olacak abi ya? Evil Kübra. Odaklanın. Değişik bir haller olmaya başlamış.
Eve çıktığında kayınvalideme değişik değişik konuşmaya başlamış. Geliyorlar, geldiler, buradalar gibi. Allah. Kim diye söylemeye başlayınca söyleyemem demeye başlamış. Sonra eşimiz babasını köyde kimin ismi varsa o hocalara götürdü. Bunlar kaç senesinde yaşanıyordu? 2006 senesinde. Sonra bu süreçte tabii ki deden babaanneni başkasıyla aldatıyor zannediyor ve babaannene zarar veriyor. Biz o sebepten dedeni yanımıza aldık. Tabii ki ben korkuyorum. Eşlerimiz işe gidiyor, biz yalnız kalıyoruz. O zaman da biz ablamla altlı üstte oturuyoruz. Biz ilgileniyoruz onun bakımıyla. Ben korkuyorum, baba kimi görüyorsun, nasıl bir şey diyorum. O da diyor ki ufak boylu, ayakları ters, kısa kısa etrafta dolanan birileri var diyor. Köksal babanın kabilesi bu. Şu an buradalar mı diyorum. Evet buradalar diyor ama ben çok korkuyorum. Allah baba diyor, Allah. Hadi gel bir abdest alalım ki onlar uzaklaşsın. Eline Kur'an veriyorum. Hadi Yasin suresini oku baba. Baba böyle yapıyormuş değil mi birden? Çek onu. Altına sıçarsın var ya öyle bir şey olsa. Çek onu. Çek. İsmini çek. Kur'an-ı Kerim bitince kanepeleri ortaya doğru yığıyor. Kanepelerin arkasına gidiyor. Çünkü cinler ortadaymış. Oradan geçmiyor ve beni geçirtmiyor. O nereden geçiyorsa ben de onun arkasından dolanıyorum. Bir de kıyafet konularına takılıyor. Kırmızı renk görmeyi hoşlanmıyor. Gördüğü anda göz rengi değişiyor. Allah Allah. Ona dışarı hastalığı deniyor bizim tabirince. İşte cinlere dokunmak, cinlere basmak, cinlerle evlenmek gibi terimlerde de kullanıyorlar bunu. O 3 aylık bir süreç gerçekleşti. Hatta ben şuna şahit oldum. O babamın o anda bir halleri değişti, göz rengi değişti. Gözünde kırmızı, hani flash patlar, fotoğrafta kırmızı çıkar ya. Hı hı. Öyle bir hal aldı. Çok korktuk. Bir şeyler oluyor dedik ve çok kuvvetleniyor. Ben 3 tane erkek zapt edemedi. Onu tutamadı o anda. Babaannenin üstüne yürüdü, sen beni aldatıyorsun. Filanca çocuk sen... Bipolar falan mı acaba? Ben... Ama bunlar tabii ki onun ruh halinde yansıdığı şekilde görüyor. Artık o nasıl bir şekilde, nasıl bir boyutta görüyorsa onu yaşıyor. Ev telefonundan köyü aradım. Bir anda sinirlendi. Ali'yi babaannenin çocuğu zannetti. O aldattığı kişiden yaptı diye Ali'nin daha bebeğin yakasına yapıştı. Baban var, amcam, ben, teyzen, Ali'yi çekemedik. Dedim dedim. Yani çocuğu belki de bulacaktı. Ama bu aklı başında yaptığı bir olay değil. Sonra hızlı bir şekilde babamla amcam kollarını tutarak ondan uzaklaştırdık Ali'yi. Sonra bir anda kendine geliyor. Ben bunları nasıl yaparım? Ben böyle biri değilim diye kendinin bunu yapmayacağını düşünüyor. Dişlerini sıkıyor, dişini kırdı. Bunlara şahit olduktan sonra demek ki dedim bu akşam ezanından sonra dışarı çıkılmaz. Kesinlikle yani koruma duası olmadan, muska takmadan ya da çöpün kenarından geçerken besmele çekmeden. Gençler inanmıyor ama bunlar yaşanmış, tecrübe edilmiş olaylar. Sonra biz hep böyle hocalara götürdük dedeni. Sağ olsun bir hoca da bu hastanın hastalığı bizden değil doktordan dedi. Hoca demiş ki bu psikolojik problem var kardeşim götürün bunu. Sonra biz dedeni doktora götürdük. Şimdi beni kötü düşünceyi salan şeyleri yok eden bir ilaç verdi. Tamam bu musallat değil ki işte bipolar. 9 sene boyunca iğne vuruldu ama iğnenin... Bipolar da ben kendim uyduruyorum işte psikolojik bir rahatsızlık işte. Günü geçtiği anda tekrar eski halini alıyordu. Köyde oturdukları için sağlık ocağı yok. Sonra bunu hapa değiştirdik. Bu hap sayesinde şu an normal bir vaziyette. Tamam bu musallat değil ki ama ya bu psikolojik bozukluk işte. Ne zor üstünde evine la. Yengem ve eniştem evden taşınıyordu. Annem ve babam onlara taşınması için yardıma gitmişlerdi. Sabah akşama kadar eşyaları taşıdılar ettiler ve akşam oldu. Eniştemle yengem anneme yatak battaniye verdi. İkimiz de uyumuyoruz. Sonra ben dedim ki çok susadım dedim. Ben bir su içmeye gideceğim dedim. Mutfağa gittim. Tam girerken bir hışırtı sesi var. Yani böyle poşet... Biri çığlık mı attı lan? Mutfağa gittim. Tam girerken... Sonra ben dedim ki çok susadım dedim. Ben bir su içmeye gideceğim dedim. Mutfağa gittim. Tam girerken... Abi bunun arka plandan geliyor. Bir hışırtı sesi var. Yani böyle poşet hışırtısı gibi. Ben de ev halkı müsait değildir diye sesleniyorum. Orada kimse var mı? Kimse cevap vermiyor. Yok. Gel bakalım buraya. Ben mutfağın işini yaptım. Oo böyle bir acısı. Orada biri var mı? Orada biri var mı?
Vur dese var ya pat, ben orada bir aa diye bir bayılırım la, direkt bayılırım. Suyumu aldım içtim, geri yerime yattım. Peki koca taşırtılan geldiği ses mutfağın içi miydi? Mutfağın içi. Işığı yani. Açtığında kimse yok. Işığı açtığında ses de yok. Kimse de yok. Sonra yerime geldim. Babam o arada Kutlar Vadisi'ni izliyor. Salonda bulunan kapının arkasında askılık var. Bütün kıyafetler. O diye askılık. Oğlum o ses nereden geldi ya? Nasıl diyor? Haliyle kapı ağır. Çok ağır. Kapı kolay kolay iteklenmiyor. Sonra baban ayağa kalktı. Kapıyı iteklemeye çalıştı. Geri çekti falan. Ne oluyor dedim. Kapı açıldı kendi kendine dedi. Işık da kapalı. Öyle zannettim. Filme daldın. Fark edemedin belki dedi. Neyse biz yattık. Sabah kalktık. Beraber oturduk. Ben şeyden anlattım ya. Ses vardı dedim. Evin sahibi eşiyle birlikte birbirinin yüzüne bakarak gülümseyerek bir şeyler anlattı. Gagarakama pogo. Gagara gugu. Çalıştık ama biz anlayamadık o anda. Sonra baban dedi. Bunlar bize anlatmaya başladı. Bu evin altında yatır var. Allah Allah. Yani bizi rahatsız ediyor bu yatırdaki kişi. Biz o yüzden taşınıyoruz. Evle ilgili sorunumuz yok. Sadece bize ciddi anlamda korku salıyor. Buna eşim şahit olmuş namaz kılarken. Enişte evde yalnız. Mesela o eve bir ateist veya dini inancı olmayan farklı işte ne bileyim. Dine inanmayan farklı böyle hani cinlere minlere falan bunlar bu tarz şeylere inanmayan bir insanı yerleştirsek ne olur? Demiş bir namazımı kılayım vakit geldi. Namaza durduğu anda arkadan birinin çektiğini hissetmiş. Dengem bozuldu diyerek namaza devam ediyor. Evde tek başınasın ve namaz kılıyorsun, arkadan biri seni çekiyor. Tekrar ikinci rekatta oturduğunda sert bir şekilde çekilmiş ve korkmuş, namazı bozup evden çıkmış. Sonra eve geliyorlar. Tabii ki orada misafirler çok. Diyorlar ki orada yatacak yer yok, gelin bizde kalın. Gidince ondan sonra biri dönüyormuş, ayakları ters. O evden çıkmakla iyi ettiniz. Yoksa kötü şeyler olabilirdi. Deyip kapıdan çıkıyor tekrar yürüyerek güle güle. Yengemle eniştem çocukları ve birkaç misafir kendi evine yatıya davet ediyor. Sonra evdeki çocuklar beyaz bir pelerin gibi suretli dedenin eve o geldi. Nasıl bir dedi diye soruyor. Uzun bir sakalı vardı. Uzun boylu bembeyaz kıyafet giymişti. Size zarar verdiler mi diye soruyorlar. Hayır, bize zarar vermediler. Sadece evin içinde geziniyorlardı. Ne diyorsun lan sen? Sonra ertesi gün bunlar evdeyken kapı çalınıyor. Yabancı tanımadıkları bir kadın geliyor. Diyorlar ki burada şu şu kişi var. Diyorlar. Nasıl olur ya diyorlar. Hani biz yıllardır bu evdeyiz. Oğlum bak, biri fısıldıyor mu? Üç harfliler benim odaya mı geldi? Bak ben tek başıma yaşıyorum ha. İşte diyorlar, biz rüyamızda gördük. Kendisinin bu evde olduğunu söylediler. Bunların en büyük taşıma sebepleri bu oluyor. Benim evime biri öyle gelse bu evde zat mat derim. Ne zatı matı amına abla, gel buraya. Gel buraya derim, tutarım onu ondan sonra derim ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim. Bir başlarım ona dua okumaya. Nas, felak, ayetel kürsü gözünün içine içine okurum. Yine annemin küçükken şahit olduğu bir olayı anlatacağım. Annem eve misafir geldiğinde koltuğun altına saklanırmış ve konuşmaları dinlermiş. Annemin komşuları geldi ve onun akrabası anlatıyor bu olayı. Annesi herhalde ekmek bulamamış. Komşudan demiş, ekmek alıp gelir misin kızım demiş. Ben de giderken diyor, cadde üstünde diyor iki tane adam bana adres sordular diyor. Bilmiyorum demiş. O arada onlar söylüyorlar. Hani diyorlar buraya yakınmış. Biraz ısrarcı oluyorlar yol tarifi. O da diyor ki tamam diyor, bu üst sokakta diyor. Bizim üst sokağımızda kalıyor diyor. Biz bilemiyoruz, bizi götürür müsün diyor. O da diyor ki eve gitmem lazım, ekmek bekliyorlar evden diyor. Lütfen diyor bizi götürür müsünüz diyor, ısrar ediyorlar. Bir gidiyor, birden orada herkesin ayakları dönük kadına doğru bakıyorlar. İyi geceler diyorlar. Pow! Bir kalkıyor kadın, evinin yatağında uyanmış. Sonra içeriye doğru tekrar bakıyor. Birisi ona el sallıyor. Neden yaptım bilmiyorum ama adamların işte yardım teklifini kabul ettim. Onları gidecekleri yere kadar götürdüm. Sonra ayakları ters bir şekilde görüyor onları. Ve hızlı bir adımlar, ekmeği almadan geri evine koşuyor. Onları gideceği adrese kadar götürüyor. Sonrasında bunu niye yaptığını farkına varamıyor. Sanki yani bir yerden uyanır gibi.
ben niye bunu yapıyorum? Hani gecenin bir yarısı neden iki adama yardım ediyorum? Bu çok tehlikeli gibisinden. Sonrasında ayaklarının ters olduğunu görünce içinden dua okuyor. Yani din olduklarını anlıyor sanırım o an. Ve dua okuduğu an tüm bir anda bedeni itiliyor ve eski yerine geri dönüyor. Yani sen bana bu şekilde anlatmıştın sanırım. Evet ondan hatırlayamadım orayı. Yani kadın resmen bir rüyadan uyanır boyut gibi değişir. O adamların yanından ayrılıp boyut değiştirip eski kaldığı... Benim senaryo. Kaldırım mıdır artık oraya geri dönüyor. Bunu mesela yaşayan birçok insan var. Babam anlatmıştı. Adam halüsinasyon gibi karşıdaki cini kendi akrabasından biri gibi görüyor. Bak bu herkesin anlattığı hikaye bu. Onu çağırıyor. Gel diye. Tam giderken ayağının nöle dönmüş olduğunu fark ediyor. Bunu çağırıyor. Gel diyor. Seni gidelim tepeye diye. Gel. Gittikleri yer böyle yemyeşil ormanlık bir alan. Adam al. Herkes de aynı hikayeler vardı yani. Ağzından, çantasından bir şey çıkarıyor yemek. Beraber yeriz diyor. Sonra adam kendine geliyor. Ben niye buradayım ki diyor. Evde hanım bekliyor, çoluk çocuk bekliyor. Yiyecekler var demin diye poşeti bulamıyor elinde diyor. O anda aklına dua etmek geliyor. Kutu anda o yemyeşil alan birden simsiyah bulutlu bir yere dönüşüyor. Demek ki gece karanlığında gitmişler. Ama adamın gördüğü halüsinasyon mu artık ya da boyut değiştirme mi tam bilmiyorum. O anda diyor birden uyandım diyor. Etrafta kimse yok ama diyor önümde bir sofra var. Kemik ve yumurta kabukları diyor. Yani o güzel yemekler bir anda çöplüğe dönüşüyor. Aynen. Bilirsiniz ki cinlerde beslendiği şeyler çöplük ve... Yumurta kabukları ve kemik kırıntıları. Yani bir adam yaşamış ve bunu babam anlattı. Bizim de mesela hoca vardı bir tane, dershane hocası. O zaman işte bunlar konuşuldu falan. Oğlum diyordu. Derler ki işte yatakta ekmek kırıntısıyla falan yatmayın cin çarpar. Ben bir gün bunu denedim diyor. Bayağı ekmekleri kırdım üstüne yattım hiçbir şey olmadı diyordu mesela. Adam onu deyince de bir şey diyemiyorsun. Ha bilgilendirme. Bu kızlarla alakalı bir durum diyebilirim. Yeni doğum yaptıkları zaman... Oo, lohusa bu direkt psikolojik zaten. Kırkı çıkıyor. Yani lohusa dönemine giriyorlar biliyorsunuz ki. Ve çoğu kızlar bunu bilmez. Ben de bilgilendirmek amaçlı. Çocuklarını bile öldürme, yani bebeklerini bile öldürme raddesine geliyor. Al basması muhabbetini mi diyor? Buna... Al karısı mı, al basması mı, öyle bir muhabbet var, onu mu diyecek? Anlatmak istiyorum. Lohusa döneminde olan kadınlara cinlerin musallat olma olasılığı daha yüksek. Çünkü depresyona giriyorlar. Lohusa döneminde boşluk olur. Kendini... Zaten 40 gün yalnız bırakmayın falan muhabbetleri olur ya Loğusa'daki insana. Yalnız hisseder, ilgi isterler ve bir bunalım içerisine giriyor ya. Herhalde bu bunalım içerisinde cinler musallat oluyor. Evet zaten cinler hani hep böyle çöküş anında cinler ortaya çıkar. Kerim hanım! Bu arka ses tonunu niye koydunuz hanımefendi? Çok korkunç ya. Sanki yanımda bir şey oluyor gibi. Loğusa döneminde kadınların duygusal olduğu bir an olduğu için cinlerin musallat olması daha yüksek deniliyor. Ve... Kur'an-ı Kerim koyuyorlar. Beşiğin altına sirkeli su koyuyorlar. Evet, evin köşesine, beşiğin altına sirkeli sular koyarak, muska, dua ile gezerek. Ya Mert nasıl korkmuyorsun? Çünkü bunların anlatılan her şeyin psikolojik olduğunu biliyorum. Bunları önlemek amaçlı bazı şeyler bunlar. Benim annemin de kendisinde uyguladığı. Loğusa tamamen psikolojik dengesizlik. Senin o yaşadığın psikolojik çöküntü, depresyon halinde. Eğer seni... Bir yere Kur'an-ı Kerim koymak senin psikolojini rahatlatacaksa koy. İnşlendirmek amaçlı. Bunu da böyle söylemiş olalım. Yeni evlenen kişileri ve lohusa olanların yanından en az 10 gün, 15 gün kalınır. 40 gün. Bizde de mesela 40 gün. Lohusa annemle falan hep öyle der yani. 40'ı çıkana kadar. Bunca hikaye anlattık. Şimdi bunu söylemem biraz ironik olacak. Fakat bence bir şeylerle ne kadar çok ilgilenilirse o kadar çok kendini ona çeker. Psikolojik işte. Size tavsiyem bazı şeyleri çok fazla kurcalamamak. Allah'a yakın cinlerden uzak olun diyorum. Kendinize iyi bakın. Bu arada emeğine sağlık. Sude çok teşekkür ederiz. Gerçekten dört dörtlük yapmışsın abi. Tam istediğimiz kurgu buydu yani. Harbiden mükemmel olmuş. Harbiden çok uğraşmışsın. Eline emeğine sağlık. Aa bazıları silmiş videolarını. Niye sildiniz ya? Aa herkes silmiş lan videolarını.
Merhaba Mert ve Chat. 14 dakika ne anlattınız ya? Bir şıllık yüzünden hayatının kayışı mı? O ne demek ya? Bugün size belki dinledikleriniz ve dinleyecekleriniz kadar korkunç olmayan ama story'yi gördüğüm andan itibaren travmalarımı büyük derecede tetikleyen 13-14 yaşlarımdayken belki de daha küçükken yaşadığım o korkunç süreçten bahsedeceğim size. Bir şey diyeceğim. Biz üç harfli baskını istiyoruz. Bu farklı bir şey. Biz üç harfli baskını istiyoruz. Demek ki çok kötü birinden bahsediyor herhalde. Çok dağınık anlatırsam kusuruma bakmayın. Gelelim o her şeyin başladığı korkunç an ve gece. 1.25'e mi aldı de? Çok dağınık anlatırsam kusuruma bakmayın. Gelelim o... Bence hızı 1.25, okey. O her şeyin başladığı korkunç an ve geceye. Ben uyumaktan, yani erken uyumaktan nefret eden bir çocuktum. Yani ne kadar yorulursam yorulayım erken uyuyamıyordum. Bu yüzden de her gece etrafa bakınarak, odamdaki şeyleri inceleyerek uykumu... Ya sweet'i görüyorsunuz mu? ...getirmeye çalışıyordum. O gece benim kapımda buzlu camla olan bir desen vardı. Yani gelenin ve gidenin gölgesini çok rahat görebiliyordum. O camdan böyle... Kocaman, simsiyah, garip bir gölgenin geçtiğini gördüm. Ama tabii o an hani şey olarak düşünmedim bunu, garip olarak düşünmedim. Çünkü kafamda aslında tam olarak betimleyemedim ne gördüğümü ve ne yaşadığımı. Dedim ki hani biri geçmiştir ve ben onu o şekilde görmüşümdür. O yüzden mantıklı bir kalıba soktum kafamda. Ama tesadüfe bak ki ben 15 dakikaya geçmiştir ya da geçmemiştir aynı şeyi tekrar gördüm. Ve bu sefer kafamda dedim ki hala bu arada anormal bir şeymiş gibi davranmıyorum. Dedim ki acaba hani neden iki kişi birden lavaboya gitti, bir sıkıntı mı var, ne oldu diye bir kalkıp baktım. Rengim benzim atmış bir şekilde babamların yanına bir koşuşum var ki tabii ki de babamlardan da herkes yerli yerindeydi. Herkes yerinde oturuyordu. Ben olayları aslında asıl babamlardan herkesin yerinde oturduğunu gördüğümde idrak ettim ve o an kilitlenip kalmışım. Şeyi çok net hatırlıyorum, babamın hani beni kendime getirmeye çalışıp ne olduğunu öğrenmeye çalıştığını hatırlıyorum. Ama tabii ki anlattığım zaman bana inanmadılar ve hani... Arkadaki sandalyenin gözü var, dikkatli bakın. Hülasu! Sen rüya görmüşsündür dediler. O da dalga geçiyor zaten arkadaşlar. Beni bu şekilde geçiştirdiler. Bu geceden sonra istisnasız her Allah'ın günü sabaha karşı aynı saatte böyle sanki buramda bir şey, kocaman bir şey varmış ve nefes almamı engelliyormuş, burama oturuyormuş gibi bir hisle uyanıyordum. Ve her arabasın defasında bu hisle kalkıyorum, işte cama çıkıyorum, balkona çıkıyorum, hava almaya çalışıyorum. Hiçbir şekilde nefes alamıyorum, nefes nefese kalıyorum. Ezan okunduğu andan itibaren nefesim düzeliyor, kendime geliyorum. Çok çok tuhaf yani, hala çok tuhaf. Daha sonrasında benim asla ardı kesilmeyen kabuslarım başlıyor. Aradan böyle birkaç gün geçtikten sonra hepimiz salonda oturuyoruz. Ve salonda otururken ben kapının ağzından tekrar aynı şeyi gördüm. Ve bu sefer direkt babamlara dönüp dedim ki hani siz de gördünüz değil mi dedim. Yani hepiniz görmemeniz imkansız yani. Kocaman şey simsiyah, çok da dikkat çekiyordu. Yine benimle dalga geçtiler, yine bana güldüler. Daha sonrasında ben bu hala ne olduğunu bilmediğim şeyi ve şeyleri... Görme sıklığım yani çok fazlalaştı. Olur olmadık yerlerde görmeye başladım. Ve beni o kadar fazla etkilemişti ki ben artık paranoyak bir çocuk olmuştum. Gerçekten yalnız lavaboya bile gidemiyordum. Hiçbir şekilde yalnız hareket... Tamam, travmatik bir şey yaşamış ve şu an onun üzerine korkuyor sürekli. Hareket edemiyordum. Sürekli oturuyoruz yani gülüşüyoruz, sohbet ediyoruz. Ama benim gözüm sürekli hani hep etrafta onları arıyordu falan. Bunu benim o dönem yaşadığım bazı zor şeylere bağladılar. Psikoloğa gittim. Ne yaptıysalar yaptılar ve ben onları görmekten asla şey yani uzaklaşamadım bir türlü. Bir bağ oluştu aramızda. Daha sonra bunlar azaldı. Ben böyle hani yavaş yavaş dedim ki tamam dedim. Hani artık rahat erdim dedim. Açtım dedim bunu. Bunu düşündükten birkaç gün sonra odamda oturup ders çalışırken benim kapımın arkasında bir boşluk var. Bunu biri mi yapıyormuş yani? Ve o boşluklarda yani uğraşsanız düşüremeyeceğiniz kadar sağlam montelenmiş raflar var. O raflar bir anda böyle inanılmaz... Ne yazmış biri? Büyü değilse adımı değiştiririm. Net büyü. Yengemden biliyorum. Anneme yapmıştı aynısını. Gürültülü bir şekilde düş...
düştü. İlk orada dedim ki tamam dedim, hiçbir şey geçmemiş dedim. Daha yeni başlıyoruz dedim o çocuk aklımda bile. Anlattığım zaman ufak ufak şeyler gibi geliyor. İnsana elle tutulur bir şey yokmuş gibi geliyor ama o ufak ufak ve kesik kesik yaşanan şeyler... Interstellar filmi lan bu ya oğlum, bir dalga geçmeyin, bir durun ya. Allah Allah, Interstellar diyor amına koyayım. Şeyler bile o kadar kötüydü ki gerçekten. Bundan sonrasında ben bahsettiğim gibi kesik kesik de olsa minik minik şeyler yaşamaya başladım. Odamdaki aynanın durup dururken tuzla buz olması gibi. Odamdaki oyuncak bebeklerin yere düşmesi gibi. Hatta bir kere bir tane oyuncak bebeğim durup dururken böyle basarsın ses çıkarır. Oo, ben öyle bir şey gördüydüm geçen. Instagram'da mı ne? Gece yatıyorsun, düşünsene birden güler ya da işte ağlar falan ya, ondan vardı bende. Bebeğim birdenbire gülmeye başladı ve ben o anın korkusuyla kapıyı açmaya çalıştım. Altıma sıçarım öyle bir şey olsa gece. Arthur Morgan düşüyormuş bir anda arkadan. Düşebilir Arthur Morgan çünkü sabit değil. Çalıştım, odadan çıkmaya çalıştım. Odadan kapı kilitli olmamasına rağmen hiçbir şekilde çıkamadım. Arka taraftan kapıyı zorlayarak açtılar. Bu arada ben öyle bir şey olsa böyle çığlık atıp saklanmam. Baba çığlık attığım gibi ilk başta oyuncağa bir uçan tekme atarım. Atmamla beraber ama bir kaçarım var ya, bir daha evde falan bulamazlar kimse beni. Tüyerim direkt baba. Sokağa doğru indiğim gibi oradan cıbıl ayak. Kimse tutamaz beni. Falan. Ve ben uçan tekme bir sersemlesin oğlum, bir kendine gelemesin, ben orada uzayayım. Hayatımda bir kere bile o kapının o şekilde açılmadığını, sıkıştığını falan ilk defa o zaman yaşadım. Kapı sıkışmış. Daha sonra olaylar benden çıktı ve benim etrafımdakilerle, evdekilere ve evin kendi enerjisine de sıçradı. Yani evin o kadar garip bir enerjisi vardı ki, garip yani, sanki böyle simsiyah bulutlar bizim evi döşemiş gibiydi. Yani Allah eve girenin uykusu geliyordu, bir karamsar hava vardı yani ve herkeste huzursuzluk vardı gerçekten. Eve dünyanın en neşeli insanını getirsen bile oturur hani böyle, bu evin bu enerjisi ne derdi yani, o kadar kötü bir enerjiye sahip. Allah Allah. Bir gün benim sınıf arkadaşım bize yatılıya geldi. Ve gece beni böyle bayağı hırpalayarak uyandırdı ve dedi ki, korktuğu o kadar belliydi ki bu arada, yani çok kötüydü. Bana dedi ki, bana neden tokat attın dedi ve ben şok oldum, dedim ki ben sana tokat atmadım, hani uyuyordum, neden tokat atayım dedim. Kız böyle ısrarla dedi ki, hayır dedi, kalktın bana tokat attın dedi, bana niye böyle yaptın falan diye beni hırpalamaya başladı. Ne diyorsun oğlum sen lan? Ve ben de dedim ki, hani belki de uyurken elim çarpmıştır dedim, özür dilerim dedim, hani uyuyorum sonuçta, farkında değilim, olabilir. Hani niye sana kalkıp bilerek tokat atayım ben? Ama kız ısrarla dedi ki, işte yok dedi, sen uyandın dedim, beni uyandırdın dedi, bana tokat attın dedi. Bunu ölümüne savunuyor yani. Bunu deli gibi savunuyor. Ve ben de hala şeyi savunuyorum. Hayır benim elim çarptı sana falan istemiyorum. Çok garipti ve kız sabah uyandığımızda burasında kızarıklıkla uyanmıştı. Yani bir insanın yanlışlıkla bile olsa yapabileceği bir kızarıklık değildi ki. Bu arada ben de uyuduğum şekilde uyanan bir insanım. Bir dakika dur ya, Fatih Terim'in korkunç şeyini bulacağım diye bulamadım. Mert Mert durun ya, Allah Allah. Fatih Terim'in o mistik şeyini koyacaktım, bir dakika ya. Onu niye bulamadım ben? Hayır bunlar değildi ya. Kurtlar Vadisi müziğiyle. Neyse bulamadım ya. Onu bulan atabilir mi bana? Dilerim. Kurtlar Vadisi müziğiyle mi ne? Fatih Terim saçma sapan tipleri vardı ya. TRL'in Rüyas buradaymış kardeş. Teşekkür ederiz Emel. Hani uyuyorum sonuçta, farkında değilim, olabilir. Hani niye sana kalkıp bilerek tokat atayım ben? Ama kız ısrarla dedi ki, işte yok dedi, sen uyandın dedim, beni uyandırdın dedi, bana tokat attın dedi. Bunu ölümüne savunuyor yani. Allah bunu deli Allah gibi savunuyor. Ve ben de hala şeyi savunuyorum. Hayır benim elim çarptı sana falan fistan diye. Çok garipti ve kız sabah uyandığımızda burasında kızarıklıkla uyanmıştı. Yani. Allah Allah. Yani bir insanın yanlışlıkla bile olsa eliyle vurup yapabileceği bir kızarıklık değildi ki. Bu arada ben de uyuduğum şekilde uyanan bir insanım. Yani küçüklüğümden beri hiç hareket eden bir insan değilim uykumda. Daha sonrasında ben rüyamda evin belirli iki tarafını görmeye başlıyorum. Sık sık görüyorum. Babamın odasında ve oturma salonunun bir kısmında o şeyler, gördüğüm gölgeler bana bakıyorlar. Ha, diyorlar ki büyüler burada diyor ha? Ama sadece bakıyorlar ve ben uyanıyorum. Sürekli bunu görüyorum. Çok garip bir şekilde. Bu detayı unutmayın.
Daha sonra olay dediğim gibi benden çıkıyor ve benimle dalga geçen bana inanmayan babama da sıçrıyor. Babam sabah kahvaltı yaptığımız zaman bana geliyor diyor ki hani neden dün gece geldin yanımda sadece oturdun bana baktın ve gittin sana seslendim. Peki senin gerçekten psikolojik bir problemin olup insanlara bunları yapıyor olma ihtimalin ne? Sıkıntın mı var bana anlat. Uyur gezerlik falan gibi. Anlatabilirsin dedi. Ben babama baktım. Babam bana anlamsız bir şekilde hala bakıyor. Benden cevap almaya çalışıyor. Ben böyle dondum dedim ki baba dedim ben dedim uyanmadım hiç dedim. Tabii babam yine diyor ki hani nasıl uyanmadın diyor. Uyanmışsındır, uyku sersemisindir, hatırlamıyorsundur. Bunlara bağladı tabii ki de. Hepimizin aklına tabii ki de uyur gezerlik ihtimali geldi ama o ihtimal olduğu gibi ortadan kalktı. Çünkü daha sonra hiç öyle bir şey yaşanmadı. Yani bir seferliğe mahsus bir şeydi. İşin asıl korkunç kısmı tam hatırlamıyorum ama bu yaşandıktan bir veya iki ay sonrasında yani belli bir zamandan sonra ben babamı aynı şekilde gördüm. Allah Allah! Tabii bu süre arasında küçük küçük şeyler yaşamaya devam ettik. Ben hala rüya görmeye devam ettim. Nefesim hala kesiliyordu. Bu tür şeyleri yaşamaya devam ettik ama aynı zamanda psikolojik destek alıyordum. Yani tamamen psikolojik olduğuna inanıyorlardı. Neyse o gece aslında çok geç bir saat değildi ama uyumam gereken saati birazcık aşmıştım. Babam odama geldi. Kapıyı... Neden hala yatmıyorsun? Brrrt, babasının kafası dönmeye başlıyor birden. Yat, 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 yat diye bir bağırıyor kız. Bir uyanıyor yatakta. Ondan sonra kapıya doğru bir bakıyor, babası geliyor. Neden hala yatmıyorsun? Durun. Açtı, bana baktı. O sırada ben babama sesleniyorum, hani soru soruyorum, baba diyorum ne oldu, bir sıkıntı mı var, bir sorun mu var, hani iyi misin? Bana hiçbir şekilde cevap vermiyor. Yani iletişim kurabilmek için kendimi yırtıyorum. Altıma sıçarım babam odama gelse. Desen ki baba niye geldin? Baba niye geldin? Baba! Ama babam sadece bana bakıyor ve en son babam bana gülümsedi, odadan çıktı. Ve ben çok hani tuhaf... O kadar garipsedim ki yani o durumu doğal olarak ve bence o hala benim babamdı yani. O kadar kalktım babamın yanına gittim koşarak dedim ki hani niye böyle bir şey yaptın dedim. Bana mı sinirlendim dedim, bir sıkıntı mı var, bir sorun mu var dedim. Hani o kadar konuştum, bana hiç cevap vermedin, neden böyle yaptın dedim, korktum dedim. Ve babam, o kadar net hatırlıyorum ki yani bembeyaz oldu adam ya. İnanılmaz derecede bembeyaz oldu ve çok çaresiz duruyordu o an hani bana bu durumu açıklayabilmek için. Diyordu ki hani acaba rüya mı gördün diyordu, ben buradan hiç kalkmadım diyordu, hani nasıl böyle bir şey olabilir diyordu. Beni rüya gördüğümü ikna etmeye çalıştı yani. İkna da oldum aslında birazcık. Olduğumla olmadığım arasında gittim geldim. Tabii bu olaylar patlak verince ve böyle ufak tefek şeyler yaşamaya da devam edince babam dedi ki hani bu böyle olmayacak artık dedi. Aklımıza da farklı şeyler getirmek pek gelmedi. Taşınmakta bulduk çözümü ve çok ani bir taşınma oldu aslında bizim için. Ama çok hızlı bir şekilde taşınmak istememize rağmen dedik ki evi böyle bayağı derinlemesine temizleyelim, öyle çıkalım. Hani derin temizlerken merhamet edin efendim. Merhamet edin efendim. Merhamet edin efendim. Merhamet edin köşedeki domuz büyüsünün çıkış hızı. Verelim dedik. Rüyamda gördüğüm iki tane yer vardı hatırlıyorsanız. Birisi babamın odasındaydı, birisi de oturma odasının bir köşesi. Merhamet edin efendim. 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 O iki yerden de büyü muhtemelen çıktı. Yani ne olduğunu bilmiyorum ama çok yüksek ihtimalle büyüdür. Çünkü bir bardağın içerisinde böyle saç yumağı gibi bir şey vardı ve çok kötü kokuyordu bir kere. Midem bulandı. O kadar kötü kokuyordu ki. Çok tuhaftı ya. Aslında ne olduğunu bilmediğim için çok anlatamıyorum. Saçlarını domuz yağına mı batırmışlar? Çünkü o kadar belirsizdi ki. Saç yumağını bir biliyorum ve böyle kağıt desen değil, deri desen değil, çok garip bir şeyin üstünde yazılan yazılar vardı. Domuz derisi. Zaten her şeyi orada anlamlandırdık. Dedik ki hani birileri bizimle uğraşmış dedik ve o birilerinin de aslında kim olduğunu biliyorum. Babama takıntılı olduğunu fark ettim ve hareketlerin sağlıklı olmadığının farkında olduğum için içime doğmuş gibi aklıma o kadın geldi. Biliyorum. Hayatımızda olan babama takıntılı olan bir şıllık demek geliyor içimden ama bir abla, teyze hatta ne ablası. Teyze kendisinin büyü yaptığını düşündüm o an.
Ama bir şey diyeceğim ya, siz kaç yıldır yaşıyorsunuz o evde? Hiç o bardak, yani bardak diyorsun, bardağa kimse denk gelmedi mi ya? Ve daha sonrasında itiraf ettirdim ben ona büyüyü aslında onun yaptığını. O da şöyle oldu. Ben o olaylardan bir iki sene sonra rüyamda o kadını çok hastayken gördüm. Yani bayağı hastaydı rüyamda. Ama kötülere bir şey olmuyor işte. Daha sonrasında ortak tanıdıklarımıza o ablayı sordurdum. Dedim ki, teyzeyi sordurdum. Dedim ki hani böyle böyle rüyamda gördüm. Nasıl, ne yapıyor? Ruh sağlığı, akıl sağlığı hiç yerinde olmayan birisiydi bu arada. Ve bana dediler ki hani gerçekten çok hasta. Bayağı o zaman da çok şaşırmıştık hepimiz. Daha sonrasında ben o ablayla görüşmek istedim. Abi aynısı işte, yengemin annem yaptığının aynısı bizde de. Annemlerin yatak odası da gardırobun arkasındaydı. Odalar hiç oynamaz çünkü şimdi kendi evimizi aldık. O olaydan sebep bardakta olmak zorunda değil bu arada. Bantla falan sabitleyip koymuş da şıllık yengem. Allah Allah, ne koyuyor? Göt kılığı. Bizde masa altına domuz yağı sürmüşler. Ne diyorsun lan sen? Kıl, kemik, hayvan parçaları. Benim evde bunlar zaten yerde var yani. Kıl, kemik, hayvan parçaları. Evet, arkadaşım evinin kapısının önünde domuz yağı sürmüşler. O ne yapmış mesela? Bez de silmiş. Allah Allah. İstedim. Hani dedim ki seni rüyamda gördüm dedim. Ve bu büyü olaylarını açtım aslında ona. Hani ilk gördüğüm zaman ve ilk anladığım zaman hiç bahsetmemiştim. Dedim ki böyle böyle hani senden şüphelendim dedim apaçık ve o helallik istedi, gerçekten de o yaptırmış büyüyü, itiraf etti. Dedi ki hani anlattı bana durumu, neden yaptığını ve çok pişman olduğunu anlattı ama son pişmanlık. Yani aslında o yaşta büyü işlerine aklım çok ermiyordu. İçli dışlı değildim doğal olarak ama çok tuhaf ve ben o teyzemiz için gerçekten ölüp bitiyordum. İnanılmaz derecede seviyordum ve ölümüne savunuyordum herkese, o teyzeyi. Ama bu büyü olayları patladıktan sonra inanılmaz derecede nefret ettiğimi fark ettim. Yani sanki böyle gözümdeki perde kalktı çok garip bir şekilde. Mantıklı olmayan insanlar yüzünden çocukluğumun nasıl travmatik, saçma sapan bir döneme girdiğini benimle dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kısa kesmeye çalıştım. Olmadı. Muhtemelen çok da dağınık anlattım. Yo, gayet güzel anlatmışsın ya. Emeğine sağlık. Teşekkür ederiz. Hepinize iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler Sidal Yayla. Vallahi gayet güzel anlatmışsın. Böyle şeylere inanmayanlar inşallah başınıza gelir demeyeceğim. Cansu, Allah Allah. O konulara girmeyin arkadaşlar. O konulara gidersen yani o zaman dünyayı büyücülerin yönetmesi lazım. Baya baya bildiğin dünyayı büyücülerin yönetmesi lazım senin dediğin şeye göre. Herkes herkese büyü atsın o zaman. Nereden biliyorsun yönetmediklerini? Allah'tan başka bir şeye inanmam. Sen bir büyüsüz yönettiklerini nereden biliyorsunuz onu söyle, biz de tamam diyelim. Annem ilk başta evde kendi kendine kara kara silüetler görüyordu. Sık sık baş ağrısı ve tansiyon, kalp gibi sağlık sorunları yaşıyordu. Daha sonrasında babamla araları açıldı, ayrılık noktasına kadar geldi. Biz büyüyü bulunca tüm düğümler çözüldü, kurtulduk. Allah Allah. Büyüyü bulup ne yaptın, attın mı camdan aşağı? Ya Tuna bir siktir git amına koyayım, salağa seni. Siktir git. Abi siktir git ya, yürü git amına koyayım, gerçek diye taşak geçek yine bizde. Dokunmaman gerek büyüye.
Nasıl dokunmaman gerek? Yani mesela atıyorum bir tane domuz yağı şöyle silmesi gördün. Ne yapıyorsun ona abi? Ne yapıyorsunuz? Hocayla bozacaksın. Niye hocayla? Kendin niye bozamıyorsun? Arkadaşlar, ben size şöyle söyleyeyim. Bu tarz şeylere fazla inanmayın. Bu tarz şeylere psikolojinizi hiçbir zaman serbest bırakmayın. Bu tarz şeylere inanırsanız, inandıkça daha da çok başınıza gelmeye başlar. Bu tarz şeylere ne kadar kendinizi açık bırakırsanız, ne kadar bu tarz şeylere kendinizi bırakırsanız, bu tarz şeyler sizin hayatınıza tamamen girer ve sizi yönetmeye başlar. Tamam. Maalesef bu tarz şeyler gerçek olsaydı insanlar insanların hayatlarını amına koyardı. Ciddi söylüyorum. Baya baya amına koyarlardı yani. Baya bildiğin. Yani hiç öyle hani hiçbir zengin hayatta kalamazdı. Size en basit örneğini öyle vereyim. Tamam mı? Hiçbir zengin, bak bir tane zengin bile hayatta kalamazdı. Bak şu dediğiniz şey böyle gerçekten çok etkili, insanların hayatına müdahale edecek ya da şey olsaydı hiçbir zengin hayatta kalamazdı. Bunu da kalıbımı basarım. Bir tane zengin bile hayatta kalamazdı. Hepsi ölürdü. Nedense bu tarz şeyler hep inanan insanların başına geliyor. Veya inanmıyormuş gibi davranıp inanan insanların başına geliyor. Anladın mı? O yüzden kendi kendinize şey yapmayın. Neden mesela domuz yağı? Niye inek yağı olmuyor da domuz yağı oluyor yani? Niye? Çünkü dinimizde domuz yağı haram olduğu için büyü haram hayvanın yağı falan, anladın? İnanmayın bu tarz şeylere. Senin akrabalarında çok oldu ya. Çevremde çok yaşanan oldu. Bizim de birebir yaşadığımız şeyler oldu. Çok oldu yani. Ben size bilerek soruyorum. Bu tarz konulara hakimim arkadaşlar. Yani nasıl temizleneceğini de bilirim. Şeylerini bilirim. Bunlara hakimim. Birebir yaşadığım şeyler de var. Ama bunlara inanmayın yani. Bunlar sizin hayatınızı yönetmesin. İnanırsan hayatını yönetir. Çünkü sen psikolojik olarak kendini ona bırakmışsındır. Ama inanmazsan gerek yok. Anlatsın abi. Anlatmaya gerek yok ya. Yani size sadece şöyle söyleyeyim. İnanırsanız olmayan şeyi bile o kılıfa sokup öyle bir şeymiş gibi hissedersiniz. Anladın mı? Atıyorum normalde her zaman hiçbir zaman gözüne çarpmayacak şey. Kendi kafanda onu olmuş gibi, olacakmış gibi veya bir şey varmış gibi hissettikçe ha bu o, ha bu o, ha bu o, bu o deyip ondan sonra işin içinde kendinizi bu abi bu meselelerin hepsi tamamen psikolojinize kalmış. Sen psikolojini buna müsaade etmeyecek şekilde yönetirsen hiç problem yaşamazsın. Buna da ben kalıbımı basarım. Çünkü ben size şunu söyleyeyim. Tamam bak, ben size sadece şunu söyleyeyim. Bu tarz şeyler, büyüler gerçek olsaydı, tamam mı? Bu tarz şeyler gerçek olsaydı etrafımızda büyücü diye insanlar gelip de senden 500 TL alıp insanlara büyü yapmazdı. En basit mantığını öyle kurun. 500 TL'ye, 1000 TL'ye, 300 TL'ye, 5000 TL'ye falan insanlara büyü yapmaz. Tamam mı? Eğer gerçekten bir insan büyü yapabiliyorsa ortalığın amına koyar. Amına koyar hani, anladın mı? İnsan egosu öyle bir şey ki o kendinde o gücü görsün. Der ki sökür lan, senin hayatını bitiririm lan bir büyüyle. Senin hayatınızı bir elim iki elime bakarsınız falan, anladın mı? O yüzden bu tarz şeyler genelde zaten şeylerin başına gelmez. Dinsiz, imansız, inanmayan.
Ya büyüyle uğraşan insanların da hayatını sikeyim bu arada. Başka insanlara büyü yaptırmaya çalışan şey yaptıran falan. Tamam siz kalitesiz. Hayatı 5 kuruş. Bir sikim.